Airport'tan merhaba sevgili izleyenler ve değerli dinleyenler. Bu hafta havacılık tarihimize ismini altın harflerle yazdırmış Veci Hurkuş'u konuşacağız. Bir kitap sebebiyle yine gündemde daha önce de filmleri yapılmıştı, konuşmuştuk. Bu sefer Orhan Bahtiyar'ın Veci isimli kitabı sebebiyle tekrar Veci Hurkuş'u konuşuyoruz. Konuğumuz da kitabın yazarı Orhan Bey. Orhan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Valla teşekkür ederiz. Sizi Vecihi Hürkuş'la ilgili bu çalışmaya iten sebep ne oldu? Öncelikle oradan başlayalım. Muhakkak bir havacılık sevgisi bir yerde vardır ki sizi buraya sebep, getirdi. Birkaç sebep evet. var. Birincisi bu kitap Vecihi Bey'le ilgili yazılan ilk edebi eser olma özelliğini taşıyor. Evet. Anıları var zaten biliyorsunuz evet. yayınlanan. Ee, bizim ülkemizde tarih okunmadığı için ben ve benim gibi tarihe meraklı yazarlar tarihi daha okunur hale getirebilmek için aslında tarihi romanlar yazıyoruz. Roman daha çok daha rahat okunabilen bir e, disiplin öyle söyleyeyim size. Neden Veci Hürkuş? Ben e, Veci Bey'i ilk sevgili hocam, ağabeyim Suna Yakın'dan duydum, dinledim. Hatta kitaplarından okudum. E, bir günde onun yaptığı programa Veci Bey'in kızı rahmetli Gönül Hanım, Gönül Hürkuş Şarman Katılmıştı. Evet o da konuğumuz olmuştu evet, bu neydi? Allah rahmet eylesin. Çok müthiş bir kadındı o da. Ee, onunla tanıştıktan sonra program çekimi bitti, arabada dönüyoruz. Abi dedim benim yazmam lazım Veci Küçükşu. Durduğun kabahat dedi. Onun üzerine ben harekete geçtim. Araştırmalar başladı işte. Eski havacılık ansiklopedilerini buldum bir sürü kaynak buldum e, Gönül Hanım'ın evine gittim ziyaret ettim derneğe gittim e, dernekte sevgili Bahadır Gürel ile tanıştık onda çok desteği oldu sağ olsun e, ve ortaya Veci Bey'in kitabı çıktı tabii ki bunda benim havacılık sevgim de çok büyük katkısı var ben e, tabi celse Pilotluğun köşesinden dönmüş bir adamım. Ee, Eskişehir'deki sivil havacılık okulu ilk açıldığı sene. Anadolu Üniversitesi. Anadolu Üniversitesi. Sivil evet. e, puanım tutuyordu ve ben çok kayıt olmak istiyordum oraya. Annem karşı çıkıyordu. Ee, ama ben kazandım gibi göründü ve bindik arabaya gidiyoruz Eskişehir'e. Tam Bursa'ya geldiğimizde annem bir anda bir u dönüş yaptı. Ben dedi oğlum 5 sene gönderemem dedi Eskişehir'e. Hop bizim yol Eskişehir'den şey Bursa'dan Edremit tarafına doğru döndü ve biz yazlığa gittik. Annemlerin yazla. Anneniz benim, sizin pilot olmanıza mı diye karşıydı yoksa beş yıl evden ayrı kalmanıza? 5 yıl evden ayrı kalmama takmıştı Yok o. ilgili bir yok, sıkıntısı yoktu. Yok sıkıntı yok. Tam tersi o da çok sever öyle havacılığı şey, hikayelerini falan filan ama işte bizimkisi öyle oldu ama benim içimde bir ukta kaldı o. Ee, havacı olamadım ama ikinci hayalimde yazar olmaktı. Yazar oldum. Ee, i̇kisini mi? birden bu şekilde. Bu kitapta aslında tatmin ettim. İki hı hı. iki duygumu, iki isteğimi de iki hayalimde bu şekilde gerçekleştirdim. Önceki kitaplarınızın konuları daha farklı yani Tabii daha farklı ama hep tarihi kurgular. Hep evet. ta e, son zamanlarda biyografiye kaydım. Mesela bundan bir önceki kitabım benim Fausto Zonaro, Abdelhamidin Saler ressamı Fausto Zonaro'nun İstanbul'daki hı hı. 20 yılını anlatan bir kitap, Ateş Kırmızısı hı hı. yeni çıkacak bir kitabım var Muhsin Ertuğrul'u anlatıyor 2017'de çok sevdiğim Yılmaz Dural hocanın hayatını yazdım e, yarı A, roman tarzında e. müthiş eğlenceli, 6 ay beraber geçirdik hı hı. E, biyografiye yönelmiş gibi görünsem de bundan sonra biraz daha farklı e, taraflara kayacağım gibi görünüyor şimdi Vezi Hürkuş'u herhalde uzun süre bir araştırma safhasından sonra evet. oturdunuz, yazdınız. Belki yazarken de o araştırmalar muhakkak devam ediyordur. Tabii. Size en çarpıcı gelen hikayesi ne oldu? Valla Veci Bey'in şimdi hangi birini anlatsak yani. Çünkü adam her şey mesela filmini konuşmuştuk burada sinema evet. filmi sadece mesela Azerbaycan'da Nargin Adası'ndan kaçışı bile... O ayrı bir film zaten. Ay ayrı bir tek kitap. başına hiçbir şey yapmanıza gerek yok yani. Tabii. Şimdi tabi Vecihi Bey'in kendi günlükleri olduğu için ben bu kitaba yan karakterler ve yan hikayelerle zenginleştirdim bu kitabı. Ama Vecihi Bey baktığınız zaman bu kitap Birinci Dünya Savaşı Kurtuluş Savaşı sonuna kadar olan bölümü Içeriyor. i̇çeriyor. Sivil havacılığa hiç girmedim. Onu başka bir arkadaşım yapsın. Ben benim için vatanı görevdi bu kitabı yazmak. Ben evet. vatanı görevimi yaptım, terhis oldum. Bundan sonrası başka arkadaşlarım elinde. Ben şey anladım. Yaptım. Sanki o süreci yazdım, devamını da yazacak. Yok, yani gibi tadı, bir, ben öyle birinci, ikinci, üçüncü roman karşıyım. Ben bir tane yazdım, kenara koydum. Bundan biri etkilenip de, evet devamı gelmeli derse ve yazarsa çok mutlu olurum yazmazsa da yapacak bir şey yok. Ama Veci Bey e, sırf bizim değil dünyanın da tanıdığı bir karakter. E şu evet. an en çok uçuş saati onda biliyorsunuz. Ya hala kırılmadı. Zaten üzücü olan o. Bizim tanıdığımızı kim söylüyor size? Biz daha 4-5 yıldır ya zorla biz. Zahmetli Mehmet Kum vardı. Nuri Demirhan damadı. Hı. Mesela onlar röportaj yaptığımda hiç kimse ne Nuri Demirhan ne Mehmet Bey falan Tabii. Son yıllarda Mesela işte bu... Selahattin Alanlar, tabi, yani Emrullah Ali Yıldızlar, hiç, hiç hiç kimse bilmiyor ya bu, yani. Bu savunma sanayindeki havacılık başarımız, Türk oğullarının başarıları falan, havacılığı daha fazla konuşmaya başladık. Biraz da milli, yerli evet. sanayi, kendi öze dönüş hikayelerimiz, evet. Kurtuluş Savaşı falan. Şimdi yani işte bir de işte sizlerin katkılarıyla oluyor. Şimdi milli ve yerli demişken, ee, bu ülke 1923-1950 yılları arasında yanılmıyorsam yanlış hatırlamıyorsam 374 tane tayyare üretti. Her vidası yerli yapım olan. Üretiyor, ihraç da ediyor. İhraç da ediyor. Bugün evet. e, Kopenhag Sanayi Müzesi'nde 1950-1960 yılları arasında Kuzey Kutbu'ndan Kopenhag'a hasta taşıyan bir ambulans uçak orada duruyor. Adı da Türkler. Yani yerli ve milli diyeceksek bir şeye cumhuriyet dönemine iyi bakmamız lazım. Çünkü gerçekten yerli ve milli kavramı orada hayat buluyor aslında 23, bakarsanız. 23-40 arası hatta evet, çok çok evet, önemli. Evet, kesinlikle. Yani bozuluyor. bir bozuluyor. ülke düşünün, bir evet. ülke düşünün. E, Kurtuluş Savaşı'ndan çıkmış, dünya ülkelerini dize getirmiş, Kaan'ı arabasında cephane taşımış, 10 sene sonra uçak yapıyor. Yapmış. Ya. Uçak, araba da araba araba daha sonra. Uçak 10 sene 1930'da Vecihi Bey ilk uçağı yapıyor Kadıköy'de Keleseciler çarşısında bir dükkan şey apartman dairesi kiralıyor. Evet. Ev sahibinin haberi yok ne yapacağından. Olsa kiraya vermez zaten. Evet. Kadıköy esnafı çok yardım ediyor. O yüzden Vecihi Bey'in yaptığı uçaklara Kadıköy işi derler bilirsiniz. Sonra Vecihi Bey uçağı parça parça yapıyor. Sonra bitince bakıyor ki benim bunu bir şekilde dışarı çıkarmam lazım. Arkadaşlarına para veriyor. Ev sahibini yemeğe götürüyorlar o gece. Ve o gece Vecihi Bey duvarı indiriyor aşağı, uçağı kamyona yüklüyor parça parça ve aynı gece o duvarı tekrar örüp boyup eski haline getiriyor. Böyle çılgın bir adamdan bahsediyoruz. Şimdi tabii Vecihi Bey denince yani Cumhuriyet tarihimizin, havacılık tarihimizin önemli bir ismi dediğimiz gibi yani her dönemi ayrı bir hikayesi var. Yani o Kurtuluş Savaşı'ndaki mücadelesi bir sürü ilkleri var. Tabi. E, dolayısıyla iyi bir Yazar için malzeme mi diyeyim? Çok, çok iyi hikayesi olan... Çok malzeme var. Yani ben hangi birini yaş yazacağımı şaşırdım. Yani yazamadıklarım da var. Çünkü bu sefer kitap bayağı bir kalınlaşacaktı. Evet. Çünkü Türkiye'de maalesef şöyle bir istatistik var. 400 sayfanın üzerinde Üceli, kitap okunmuyor. Evet. Okunmuyor yani. Başlanmıyor diyelim. Evet, yani adam çok bakıyor, göz 400... korkutuyor. O yüzden e, bazı özet geçtiğim yerler de oldu ama... Mesela orada bir hikaye var ki... E, benim hem çok duygulandırmıştı. Hem de vay canına biz bunu niye daha önce bilmedik? Bize bunu okulda niye göstermediler? Ee, o hikayede şöyle bizim bir tayyaremiz, keşif tayyaremiz... E, gidiyor ve geri dönmüyor. Yok haber yok. Tamam oluyor bu? kutu Savaşı esnasında. Kutu Savaşı. Uşak taraflarında. Bölge Uşa evet. Uşak taraflarında. Yok şey yok. O zaman telsiz yok, bir şey yok. Tabii. Radar yok hiçbir Tabii. şey yok. Gidiyor. Tabii gidiyor ve yok yani haber yok. Merak hani düştü mü, kaldı mı, öldüler mi, ne oldu? Ertesi gün bir Yunan tayyaresi. Onu da sesinden Veci Bey tanıyor. Bu diyor bizimkilerden değil bu Yunan tayyaresi. De Havilland tipi bir tayyare. Yeni İngiliz yapımı. Kanatlarına beyaz kurdele bağlamış. Bu bizdeki beyaz bayrak. Evet. Yani tehlike için gelmiyoruz. Evet, ateş etmeyin. Evet. Geliyor, geliyor, geliyor. Alçalıyor ve bir torba, torba bırakıyor. bırakıyor. Torbanın içinden bir fotoğraf ve bir de mektup çıkıyor. O mektubu müsaade ederseniz oradan okumak istiyorum ben size. Evet. Hemen şuradan bulacağım. Evet aynen şöyle yazıyor mektupta. Afyon Yunan Hava Kuvvetleri Kumandanlığı 25 Temmuz 1922. 4 av tayyaremize karşı iki saat süren müthiş bir muharebe neticesinde tayyarelerimizden birini delik deşik edip bir diğerinde muharebe alanını terk etmeye zorladıktan sonra Tayyarenizdeki iki kıymetli kardeşimiz cephanelerinin de tükenmesi sonucu Gazlıgöl civarında düşerek hayatını kaybetmiştir. Evet. Onları yarın kahramanlara layık, bir havacıya yakışır, şerefli bir cenaze merasimiyle ile sonsuz istirahatgâhlarına uğurlamayı Yunan meslektaşlarınız olarak bir vazife addeder ve kahraman Türk havacılarına başsağlığı dileriz. İmza Yunan Havacılar. Şimdi bunu sormak lazım. Neden bir ilkokulda, ortaokulda tarih kitaplarında bu mektup olmaz? Böyle isimleri tabii işin edebi boyutuyla yani romandır. Hı, hı. İşte be, bilemiyorum artık. Çocuk kitabı, öykü Çocuk kitabı. Çocuk kitabı dediğiniz gibi öyküler. Yani içinde çünkü roman, hadi yetişkin falan ama çocuklara yönelik de çok ciddi böyle çizgilerle anlatacağınız Vecihi Bey'in o yönleri çok çok fazlasıyla var. Tabii zaten ben yılında bir de çocuk kitabı yazdım ama çok korkarak yazdım bu kitabı. Çünkü Hı. çocuk kitabı yazmak bana deseniz ki 50 sayfalık çocuk kitabı mı 500 sayfalık roman mı ben roman yazmayı tercih ederim. Çünkü çocuk kitabında kuracağınız cümle, cümlenin ve o cümlede kullanacağınız kelimelerin çocuğun hayal dünyasında ruhunda neye isabet edeceğini, onu nasıl etkiliyor olabileceğinizi çok iyi biliyor ya da öngörebiliyor olmanız lazım. Ben de ikisi de olmadığı için ben o kitabı yazdıktan sonra iki psikolog, bir de pedagogtan geçirdikten sonra ancak yayın evine vermeye cesaret edebildim. Evet. Ee, o yüzden ben çocuk kitabını da yazdım. Evet ve güzel de bir kitap oldu. Ee, Zamanda Türk Hava Yolları da o kitabı aldı sağ olsunlar. 150 bin tane bastılar ve uçaklarda çocuklara dağıttılar. Çok da güzel bir e, etkinlik oldu, öyle söyleyeyim çocuklar için. Kitabı okuyanlar nasıl bir Veci Hürkuş portresiyle karşılaşacak. Aslında e, portre ben çok farklı bir portre çizmedim. Olanı anlattım hmm. Veci ile evet. ilgili. Vatan sevgisiyle yanıp tutuşan, gökyüzüne sevdalı e, bir mucit aslında Veci Yani bir pilot değil, pilot denmez. Tayyareci. Yani evet. hem e, pilot hem makinist. Tabii. Biliyorsunuz ilk uçak mühendislerimizden. 4 yıllık fakülteyi Almanya'ya gönderiyorlar. 2 yılda bitirip geliyor. Mümkün değil diyorlar. Sen oku okul okumamışsın. Etmiyor, evet. evet mahkeme kararıyla almak zorunda kalıyor diplomasının denkliğini ondan ya, Diploması hikayesi ayrı. Uçak yapıyor tescili ayrı. Bununla Bundan yani, dedim ya. ya, anlatmaya başlasak Haber Türk'ü evet. bugün komple kapatmamız yani, lazım. Ben de yani. onun için merak ettim. Yani Hı. hangi tarafı daha ön plana çıktı? Ee, i̇nsani tarafını da çok ön plana. Tamam mesela Veci Bey... E, Yunan ordusuna ilk hava saldırısını yapan Kurtuluş Savaşı'nda, ilk görev uçuşuna çıkan adam... o ilk hava savaşını, ilk hava saldırısını yaparken ki... hislerini acaba ne düşünmüştür, onu biraz tanı, tanıdıysam, dinlediysem yani... dinleyerek ve okuyarak tanıdığım adamı... zihnimde ve ruhumda canlandırıp... E, o ilk hava saldırısını, ilk... Yunan piyadesine... mermi sıktığı andaki duygularını da anlatmak tabii çalıştım. sizin girmediğiniz o dönemde... Vecihi Bey'in bir müteşebbis olarak, Tabii, bir iş adamı olarak tarafı, da evet. şey var. En trajikomik, en trajikomik diyorum. Evet. Kısmı o. Yani sık boğaz edildiği, evet, önünün kesildiği. Evet, evet, Yani ön kesme bile değil, sabote edilmiş evet. Yani Hürkuş Hava Yolları'nı kuruyor biliyorsunuz 1960'lar. Evet. Devlet eliyle batırılıyor maalesef. E Kezen Nur da öyle olmadı mı? Tabii. Selahattin Alan e, pilotaj hacatatı sonunda rahmetli oluyor biliyorsunuz, çuvallara takılıyor iniş takımları, hı hı. ters dönüyor. Şehit e, şehit diyorum, ben hava şehidimizdir şehit o da yani. yani. E, bütün siparişte iptal e, Nur, Nur Demir Ağa da devlet eliyle batırılıyor, bakma yani o dönemki... O insanlar her zaman vardı. Her zaman da olacaklar. Biz onlara rağmen bir şeyleri elimizde, avuçlarımızda yükseltmemiz gerek. Evet. <laughs> yani, teşekkür ederim yani Ben Bey. teşekkür ederim. Yani. Dedim ya anlatmaya kalksak, Kabertürk'ü evet. bütün gün kapatmamız Yapmamız lazım, olurdu. çok hikaye var. Ama yani bilmiyorum, bir kitapla bu iş kapanacak gibi bir şey değil yani. Dedim ya ben görevimi yaptım. Yaptınız. Genç nesillere bıraktım, onlar yapsınlar. İkinci kitabı, üçüncü kitabı, beşinci kitabı, onuncu kitabı onlar yapsınlar. Ben yolu açtım Aha. sadece. Emeğinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Havacılık camiası adına diyelim, ben teşekkür ediyorum. Ben de o camiadan sayılırım, ben de teşekkürü evet. keyifle kabul evet. ediyorum. Dolayısıyla... Yani güzel bir eser. İnşallah bunun devamı farklı açılardan. İnşallah. Ben de teşekkür ediyorum. Diğer meslektaşlarınızı diyelim artık bu işe evet, gönül verenler evet. getirir. İnşallah, i̇nşallah. Katıldığınız için teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.